Merhaba sevgili izleyicilerimiz, Eğitime Yolculuk programına hoş geldiniz. Bugün yapay zeka ve bilgi erişim konusunu konuşacağız. Konuğum Hacettepe Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetiminden Doktor Orçun Madran. Hocam hoş geldiniz. Merhaba Filiz Hocam, nasılsınız? İyiyim hocam, siz de iyisiniz. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Hocam yapay zeka oldukça önemli ve sıcak bir konu ve tüm disiplinler içinde dikkat çekici olmaya başladı. Özellikle her gün yeni bir uygulamanın ya da bir hizmetin sunulduğuna tanık oluyoruz ve heyecanla da bu süreci takip ediyoruz. Sadece bilişim alanında olanlar değil, son kullanıcılar da, farklı disiplinlerden kişiler de bu uygulamalara çok kolaylıkla adapte olabiliyor. Bir yandan bunlar gelişirken bir yandan da aslında bu araçlardan yararlanma şeklimiz de değişti. Özellikle bilgi erişim konusunu ele alacağız yapay zekada. Ciddi bir değişim söz konusu aslında. Burayı biraz açacağız ama ben öncelikli olarak bu arama motorlarından sohbet botlarına geçiş sürecindeki değişen süreci sizinle değerlendirelim istiyorum. Ama isterseniz başlangıcı bu yapay zekaya birazcık yöneltelim. Yapay zeka, özellikle üretken yapay zeka ve bunun bize sunduğu olanaklar çerçevesinde yapay zekayı nasıl tanımlayabiliriz? Yapay zeka dediğimizde ne anlamalıyız ve bu yapay zeka aslında nasıl çalışıyor? Ne dersiniz? Bu çok geniş bir konu ama değerli izleyicilere belki kısa bir özet aktarmak uygun olabilir. Aslında yapay zekayı şemsiye bir terim olarak kullanmamız lazım. Aslında bu da bir bilim dalı, üzerinde araştırmalar yapılan ama içerisinde makine öğrenmesi gibi, derin öğrenme gibi, robotik sistemler gibi, görüntü işleme gibi, doğal dil işleme ve aslında son zamanlarda çok popüler olan büyük dil modelleri gibi birçok farklı tekniği aslında ve teknolojiyi barındıran bir şemsiye kavramı. Ama genel hatlarıyla yapay zekayı insanların herhangi bir işi yapma süreçlerindeki benzer metotları uygulayacak şekilde tasarlanması, bununla ilgili verinin sağlanması ve sonuç itibariyle biraz da önce sizin bahsettiğiniz gibi eğer bir işin içinde üretkenlik varsa bir üretken yapay zekaya dönüşen bir platformun ortaya çıkması söz konusu oluyor. Aslında burada yapay zeka çok yeni bir kavram değil. Bizim çok uzun yıllardan beri örneklerini gördüğümüz, üzerinde çalışılan birçok farklı araştırmanın yürütüldüğü bir alan. Fakat yapay zeka bir iki kere bir kış uykusuna yattı. Yani yapay zekanın tartışılmaya başladığı yıllardan itibaren ki bunları 1950'ler, 60'lar ve daha öncesinde aslında daha teorik bazda yaklaşımlar vardı. Buradaki süreçlerde belki o zaman donanımla ilgili, verinin erişimiyle ilgili problemlerden dolayı belirli dönemlerde bunları kış uykusuna geçtiğini görüyoruz. Ama daha sonra bizim dikey yapay zeka olarak adlandırdığımız, sadece belirli bir konuda uzmanlaşan sistemlerin ön plana çıktığını görüyoruz. Buna en güzel örneklerden bir tanesi satranç. Hı hı. Daha sonra Go, hı hı, oynayan makinelerin insanı yenmesi. Ama belki de 2022 yılının sonlarına doğru, Kasım ayında bu sohbet robotu gerçekten genel bir yapay zeka olması açısından büyük bir sansasyon yarattı. Böylece aslında belki son kullanıcı diyebileceğimiz sıradan vatandaşın da kullanabileceği ve faydalanabileceği bir platforma gelmiş oldu. Bir de burada belki şunu söylemek lazım. Yani yapay zekayı ve yapay zeka uygulamalarını klasik veri tabanı uygulamalarından biraz ayrıştırmak lazım. Hı hı. Bence bazı noktalarda bu biraz karıştırılıyor. Hı hı. Yani hemen hemen her firmanın, hemen hemen her teknolojiyle ilgilenen kurum ve kuruluşun yapay zekada bir şeyler üretme heyecanı var. Bu heyecan bazen çok geleneksel standart uygulamaları da yapay zekaymış gibi ifade edilmesine yol açıyor. Ama burada makinenin belli bir süreç içerisinde öğrenmesi, hı hı, kendi karar verme kurgusunu belki de yapabilmesi en önemli noktalardan biri. Onun için
Belki de bizim bugün yapay zeka olarak değerlendirdiğimiz birçok çalışma aslında istatistiğin, matematiğin temel alanları ve bunların kullanımı. Bugün belki basit bir tablolama programında uygulayabileceğiniz bir regresyon analizini de bu yapay zeka diye ifade edebilirsiniz. Hep bunlar aslında o şemsiye terimin alt elemanları. Zaten aslında şöyle de bir kavram yerleşti. Şirketler bu yönde ürünler de geliştirmeye başladı dediniz. Yapay zeka destekli. Yani orada bir destek evet. sürecini aslında vurguladıklarını görüyoruz. Tam bir yapay zeka yok ama böyle bir desteği de süreçlere dahil etmişler gibi düşünebiliriz. Siz hocam eğitimde hatırlarsınız. Aslında hangi teknoloji olursa, hangi yenilik olursa ona sarılıyor. Doğru. Bir arada şey vardı, İngilizce eğitim yaygınlaşmaya başladığı zaman İngilizce destekli beden eğitimi. Evet. Şimdi buradaki amaç nedir? Aslında o yeniliği bir şekilde gösterebilmek, onu evet. belki bir paravan olarak kullanabilmek. Ama buradaki yapıda biz dediğim gibi yani yapay zeka ile ilgili çalışmalar çok uzun yıllardan beri var. Hı hı. Ama bu genel yapay zekanın kullanımı ve beraberinde o üretken uygulamalar artık belki de sıradan vatandaşın gündemine girdiği için bu kadar popüler hale geldi. Evet, gerçekten çok yıkıcı bir teknoloji aslında. Bildiklerimizi bir anda unuttuk gibi. Çünkü hiç böyle bir uygulamaya daha önce karşılaşmamış olanlar bile orada bir sihrin, orada bir değişimin olduğunu ciddi olarak hissetti. En çok ve en hızlı kabul edilen uygulamalardan biri özellikle bu sohbet botu. 2 ayda 100 milyon gibi bir kullanıcıya ulaşmış evet. ve çok fazla da talebi olan bir ürüne geldi. Şimdi aslında bunlar sadece bir sohbet botu değil aslında. Bu uygulamalar gittikçe de aslında çoğalıyor, çoğalacak da. Ama buradaki bu değişime biraz da bilgi erişim açısından bakalım istiyorum ben. Özellikle bu yapay zekanın bilgi erişimdeki rolünü nasıl değerlendiriyorsunuz? Yani veri tabanı uygulamalarından farklılığını ve üretkenliğini aslında çok temelde söylediniz çalışma mantığı olarak. Ama özellikle arama motorlarından bir sohbet botuna geçiş sürecindeki bu bilgi erişim süreci nasıl değişti? Biraz da bu konuyu konuşalım, değerlendirelim. Şimdi aslında yapay zeka uygulamaları içerisinde günümüze gelinceye kadar bu büyük dil modeline geçilmediği zamana kadar arama motorları içerisinde de benzeri uygulamalar kullanılıyordu. Ama hı hı. bunlar belki bir algoritma olarak sıralama açısından, erişim açısından kullanılıyordu. Fakat burada sizin yapay zekaya bağlı o sohbet robotunu yönlendirebilmeniz, orada bir sohbet yürütebilmeniz ve konuyu aslında farklı noktalardan ele alabilmeniz insanları cezbeden önemli noktalardan biri oldu. Burada tabii şuna bakmak lazım aslında. Biz bu kırılmayı internetle beraber yaşadık. Yani bugün yapay zeka alanında çalışanlar veya yapay zekayı kendi şirketlerine, organizasyonlarına dahil etmek isteyenler dönüp internete nasıl geçtik, internet sürecine nasıl adım attık buna bakabilirler. Bakın eğitim tamamen değişti aslında. Tabii, tabii. Ekonomi, bankacılık, finans sistemleri tamamen değişti. Satış tamamen değişti. Yani bugün baktığınız zaman çok ağırlıklı bir şekilde elektronik ticaret üzerinden birçok satışın gerçekleştiğini görüyorsunuz. Benzer şekilde bir kırılmayı da aslında biz yapay zekayla, özellikle bu geniş dil modelleriyle beraber yaşadık. Çünkü bundan önceki süreçte sadece belirli bir konuda uzmanlaşan yapay zekaları biz kullanıyorduk. İşte satranç oynuyordu, Go oynuyordu ya da sizin bir basit probleminiz vardı diyelim ki ulaşımla ilgili, hı hı. bunu çözüyordu. Bunların arka planında zaten kullanılıyordu istatistiğe bağlı, matematiğe bağlı modeller. Ama buradaki o internet benzeri kırılma yani sıradan vatandaşın da faydalanabileceği noktaya geldiği anda büyük bir aslında atılım yaratılmış oldu. Fakat burada şunu söylemek istiyorum. Bir arama motoruyla bir geniş dil modeline sahip sohbet botu arasında çok ciddi bir farklılık var. Çünkü arama motoru daha önceden insanlar tarafından üretilmiş olan içerikleri, bunlar doğuştan dijital içerikler olabilir, sonradan dijitalleştirilmiş içerikler olabilir. Bunları indeksliyor belirli kurallara göre ve bu oluşturmuş olduğu modele göre o indeks içerisinde bir arama yapıyor aslında. Ve size bir takım sonuçlar getiriyor. O sonuçlar da daha önce başka insanların ürettiği bir takım içerikler oluyor. Fakat sohbet botunda elde etmiş olduğumuz sonuçlar verilerden öğrenilen ve daha o geniş dil modeli içerisinde oluşturulan cümlelerden, içeriklerden oluşuyor. Bu açıdan baktığımız zaman bugün
şunu diyemeyiz. Artık arama motorlarının yerini sohbet botları aldı diyemeyiz. Çünkü burada belki birazdan da bahsedeceğiz ama yapay zekanın ve buna bağlı sistemlerin halüsinasyon dediğimiz bir takım bilgilere uydurma problemi var. Şimdi burada da belki bu geniş dil modeliyle ilgili küçük bir parantez Lütfen. Açmak lazım. Geniş dil modeli, değerli izleyicilerimiz şuradan belki daha rahat anlayabilirler. Çeviri sistemlerinde de bir kırılma yaşadık. Doğru. Özellikle günümüzün en popüler arama motoruna bağlı çeviri sisteminde çok kötü Türkçe çeviriler varken bir anda çeviriler çok iyi olmaya başladı. Çok iyi oldu. İşte orada çeviri yapmamaya başladı aslında sistem. Daha önceden o cümleye benzeyen bir cümle nasıl çevrilmiş? Buna bakarak doğru olan çeviriyi size getirmeye başladı. Bu da aslında bizim büyük veri üzerindeki çalışmalarla ön plana çıkan bir durum. İşte benzeri nokta burada da geçerli. Yani yapay zeka siz bir soru sorduğunuz zaman düşünüp karar vermiyor. Daha önce üretilmiş kitaplar, dijitalleştirilen, bizim webin erişilebilir kısımları ve bunun haricinde bir takım özel içerikler. Bu özel içerikler Wikipedia gibi açık ansiklopediler ve benzeri yapılandırılmış sistemler. Bunların içerisinde yazılan bilgilerdeki kelime dizilimlerine bakarak size cevap veriyor. Ve bu kelime dizilimlerini diyelim ki harita, haritadan sonra en çok ölçek kullanılmış, harita ölçeklendiriliyor gibi bir cümleyi size iletiyor. Ve her seferinde de bunların ağırlıkları, buradaki makine öğrenmesi devam ettiği için yeni bilgilerin sisteme dahil olmasıyla algoritma devam ediyor. Bu da sanki bize makine o anda düşünüp bizle sohbet ediyormuş gibi izlenim veriyor. Halbuki daha önceki cümleleri kurmuş oluyor. İşin belki de en can alıcı noktası da makine öğrenmesi ve benzeri teknolojilerde belki siz gidiş yolunu bilebiliyorsunuz ama geniş dil modelinde o cevabı nasıl verdiğiyle ilgili bir fikriniz yok. Üreticilerin de yok. Yani oradaki her seferinde farklı bir cevap veriyor. Niye bu cevabı verdi? Niye halüsinasyon gördü? Nereden etkilendi sorusu bir şekilde hala gizli. Çünkü belki de şu anda milyarlarca belge içerisinde kendisinin oluşturduğu o yapay sinir ağındaki bağlantıları biz bilemiyoruz nasıl kurduğunu. Bu yüzden de günümüzdeki arama motorları gibi, indeksler gibi, kütüphane katalogları gibi yapılandırılmış veri üstündeki aramayla bir sohbet botuna sorulan soru arasında ciddi bir farklılık var. Kişisel düşüncemi sorarsanız evet bunlar yakınsayacak birbirine. Yani bu sistemler arasında ciddi bir geçiş olacak ki büyük firmalardan bazıları bunu yapıyor. Arama motoruyla sohbet robotunu birleştirip bir paket sunuyorlar. Buna doğru yavaş yavaş gidecek bir asistan, bir destek sistemi haline gidecek. Ama bugün için direkt olarak biz yapılandırılmış indeksleri, katalogları devre dışı bırakalım. Sadece buradan veri arama davranışımızı, bilgi erişim davranışımızı yürütelim dememiz çok da mümkün değil. Değil. Özellikle bu üretim konusundaki halüsinasyon veri üretme boyutu çok dikkat çekici. En çok tartışmayı da buradan alıyor aslında yapay zeka ürünleri. Evet. Yani burada olmayan bir şeyi üretmesi çok da tehlikeli bir durumu aslında bizlere sunuyor ama şunu da düşünmek lazım. Yani internet çıktığında ilk kırılmayı gördük. Oradaki içeriklerin, bilginin doğruluğu da o zamanlar tartışılıyordu aslında. Evet, hala da tartışılıyor. Hala tartışılıyor. Yani öğrenciler hani kullanacak buradaki verileri, yanlış verileri, bilgileri ve oradan bir içerik rapor hazırlayacak. Tartışmalar o zaman da vardı. Kopyalayacak, yapıştıracak. Şimdi de aynı şey var. Ama hani bunu biliyoruz. Şimdi gerçekten hiç olmayan bir şeyi üretiyor bu sohbet botları. Şimdi burada başka bir tartışmayı biraz daha açalım istiyorum. Sizin değerlendirmenizi merak ediyorum. Özellikle veri gizliliği ya da etik konular da ön plana çıkıyor. Bu konuda neler söylersiniz? Ne gibi zorlukları da aslında beraberinde getiriyor? Değerlendirmeniz nasıl olur? Hem dünya genelinde hem de örneğin Avrupa Birliği gibi, Amerika gibi kendi içerisinde farklı organizasyonları olan ülke ve birlikler içerisinde aslında bu çok tartışılıyor. Yani paralelinde bir taraftan hukukçular, sosyal bilim alanında çalışanlar, felsefe, sosyoloji alanında çalışanlar bu işin etik tarafına
bakarken aslında teknolojide paralelinde devam ediyor. Hatırlarsanız belki bundan bir 2-3 ay önce yapay zeka ile ilgili çalışmalar durdurulsun. Evet, ve yasaklansın. Evet, etikle ilgili durum önce çözülsün diye bir argüman atılmıştı. Ben orada şöyle düşünmüştüm. Yani belki iyi tarafta olan kişiler bunu durdurabilir. Ama bir de bunu kötü amaçla kullanacak kişiler bu teknolojiyi durdurmayacak. O zaman bu gelişime devam etmesi gerekiyor. Hı hı. Ama bununla ilgili bir takım regülasyonların devreye girmesi lazım. Avrupa Birliği bununla ilgili çalışmalarını yapıyor. Amerika'da bu milli istihbaratla ilgili çalışmaları aslında yürüten bir heyet var. Onlar da bu konuda bir takım çalışmalar yapıyorlar. 2022 yılında bir rapor yayınlandı. Çok detaylı olarak bu konular tartışılıyor. Türkiye'de de özellikle İstanbul Barosu'nun yapay zeka alanında çalışan bir ekip var. Onlar aylık raporlar üretiyorlar. Çok güzel ve önemli açık erişimde olan raporlar. Onların takip edilmesi gerekiyor. Yani etik alanında çalışmalar var ama burada zaten bizim dijital dünyayla ilişkili KVKK gibi verilerin korunması ile ilgili bir takım kanunlarımız var, bir takım uygulamalarımız var, yönetmeliklerimiz var. Benzeri yapı aslında yapay zeka içinde geçerli olacaktır. Ama buradaki önemli olan nokta belki de bu öğrendiği verilerin manipüle edilip edilmemesi. Hı hı. Yani siz yapay zekanın eğitildiği veri ambarını bir şekilde manipüle ederseniz çıkan sonuçlar da yanlı olacaktır. Ki bununla ilgili durumlar yaşandı. Bunlarla ilgili ilgili firmaların müdahaleleri söz konusu. Bu deep fake dedikleri işte bir görüntünün veya videonun manipüle edilmesiyle ilgili işte içine öyle bir filigran yerleştirelim ki bunun makine tarafından üretildiği anlaşılsın bir üst veri yapısıyla bu çalışmalar devam ediyor. Ama hiçbir zaman internet gibi dijital ortamlar yani herkesin aslında erişimine görece açık ortamların güvenliğini %100 sağlamak mümkün değil. Bugün bilişim teknolojilerinde de hep sıkıntılar yaşanıyor ama biz elektronik bankacılık kullanmayalım demiyoruz. Veya işte elektronik posta kullanmayalım demiyoruz. Benzeri riskler tabii ki yapay zeka teknolojilerinde de olacak. Ama belki burada önemli olan regülasyonu sağlamak. Gelişime çok büyük ket vurmadan bu gelişimi destekleyecek kanunlarla, yönetmeliklerle bunları takip etmek. Ben pozitif bakan taraftanım. Yani teknolojinin gelişmesinin insanlığa fayda getireceğini düşündüğüm taraftanım. Çünkü yapay zeka ve buna bağlı uygulamalar insanın işleyemediği verileri çok hızlı işleyebiliyor. Belki yarın bir gün iddia edildiği gibi bu insanlığın sonunu değil, insanlığın kurtuluşunu da getirebilir. İşte Mars'ta nefes almanızı sağlayacak bir algoritmanın altyapısını hazırlayabilir. İşte ayda bir üst kurulmasıyla ilgili hesaplamaları gerçekleştirilebilir. Bunu aslında örneklerini biz gördük. Yani evet savaşlar için de teknoloji kullanıldı. Hatta bilgi patlaması ve en büyük gelişmeler savaş dönemlerinde oluyor. Hı hı. Belki insanlığın yaşadığı bu ekolojik problemlerin çözümü de yapay zekada olabilir. Dediğim gibi bunun tabii ki iki tarafı var ama ben pozitif tarafta yer almayı tercih ediyorum. Evet, ben de özellikle yasaklamanın bir çözüm getirmeyeceğini ve verdiğiniz örnek aslında çok doğru. Yani bilişim teknolojilerini ve uygulamalarını kullanıyoruz. Kurumlar zaten tüm uygulamalarını dijital süreçlere aktardılar. Orada güvenlik önlemlerini artırmak belki bir çözüm dediğiniz gibi. Politikalar, çeşitli belgeler, düzenlemeler getirmek bu süreçte oldukça katkı sağlayacaktır. Hocam şimdi konuyu biraz daha bilimsel süreç açısından ele alalım istiyorum. Yani birçok alanda uygulaması var yapay zekanın elbette. Ama akademideki kullanımını biraz konuşalım, değerlendirelim istiyorum. Özellikle yapay zekanın bilimsel üretim sürecine katkısını nasıl değerlendiriyorsunuz? Bu noktada bizi akademide ya da işte lisansüstü düzeyde de izleyen izleyicilerimiz var. Öğrenci çalışmaları ya da akademik çalışmalarda yapay zeka nasıl bir katkı sunuyor? Bu konudaki kullanım nasıl olabilir? Ne dersiniz? Öncelikle aslında internet dönemiyle birlikte araştırma konusunda çok ciddi bir avantaj yaşadığımızı söyleyebiliriz. Belki yaşı biz ve bizden önceki araştırmacılar hatırlayacaktır. Yani evet. Kart katalog dönemlerini de biz yaşadık. Fotokopiyle makaleye, yayınlara erişme dönemleri yaşadık.
Şu anda internet üzerinden veri tabanlarını taramak, erişmek büyük bir avantaj ama bir yandan da o sayıca fazla olan bilgi yığını içinden ihtiyacınız olanı çekebilmek de zorlaşıyor. İşte tam da bu noktada bence yapay zeka araştırmacılar için çok büyük bir fırsat sunuyor. Çünkü hem sıradan bir araştırmacının belki hayat döngüsü içerisinde gerçekleştiremediği deneyleri, projeleri, çalışmaları gerçekleştirebilir. Bu kadar büyük bir hız sağlıyor. Hem de araştırmacının gözünden kaçabilecek noktaları tekrardan ön plana çıkartabilir. Bu şekilde hataları giderebilir. Ama burada belki şu önemli. Yani biz yapay zekayı araştırmalarda nasıl konumlayacağız? Yani eş yazar mı olacak? Bizim asistanımız mı olacak yoksa yapay zeka ana karakter mi olacak? Evet. Şu anda daha çok aslında asistan gibi görev alıyor. İşte belirli algoritmaların belki de çözümü için kullanılıyor. Büyük verinin analizi için kullanılıyor. Eş yazarla ilgili bir takım çalışmalar var. Mesela işte bazı makalelerde hakemli değil ama görüş yazılarını işte yazıyorlar. Şu bölüm ChatGPT tarafından yazılmıştır diye. Bu etik bir problem mi değil mi? Bunlarla ilgili süreçler var. Bence bu önümüzdeki süreç içerisinde gözükecek. Ama her teknolojik yenilik aslında ilk başlarda birazcık yadırganıyor. Hı hı. Ve sanki işleri kolaylaştıracakmış gibi düşünülüyor. Ama daha büyük meydan okumaları da beraberinde getiriyor. Ama bence şu anda örneğin bir metnin özetlenmesi, bir raporun ana hatlarının çıkartılması gibi işleri biz yapay zekaya yaptırabiliyoruz. Hı hı. Bugün yönetici özeti diye bir özet okunuyorsa yüzlerce sayfalık raporun içinden 10-15 sayfa, o zaman belki de akademik çalışmalarla ilgili de böyle bir özet sistemi, bir ana hat sistemi ortaya çıkabilir. Ben yine pozitif tarafta olduğumu ifade edeyim. Yapay zekayı biz şu anda iyi bir asistan olarak, ki siz de takdir edersiniz, evet, şu andaki en büyük sıkıntı araştırmacının kendisine destek olabilecek bir ekip bulabilmesi. Evet. Bence o amaçla kullanabileceğimizi düşünüyorum. Evet. Hocam çok teşekkür ediyoruz. Güzel konulara değindiniz. Özellikle etik konusu ve hani bu araştırma sürecindeki asistan desteği olarak yapay zekanın varlığını ben de çok kıymetli buluyorum. Süremizin de biraz sonuna yaklaştık. Çok kısa olarak özellikle yapay zeka ve bilgi erişim konusunda gelecekte bizleri ne bekliyor? Ne söylersiniz? Mesajınız ne olur? Yani programın başında o internet kırılmasında neler yaşadıysak benzeri burada yaşanabilir diye ben düşünüyorum. Hı hı. Bir takım meslekler, bir takım meslek grupları belki de kenara çekilmek zorunda kalacak. Ama bu yeni meslekleri, yeni meslek gruplarını ortaya çıkartacak. Örneğin bilgi araştırmaları açısından baktığımız zaman belki artık yapay zekayı besleyecek bir takım koleksiyonları, bir takım dermeler üzerinde çalışmalar daha ağırlıklı gerçekleşecek. İşte ticari firmalar bu tür sistemleri besleyebilecek, yapılandırılmış veriyi oluşturacak profesyonelleri işe alacaklar. İşte doğru soruyu sorabilmek, yapay zekayı doğru şekilde yönlendirebilmek belki de geleceğin önemli yetkinliklerinden biri olacak diye düşünüyorum. Özellikle vurguladığınız yetkinlikler çok kıymetli. Eleştirel bilgi okuryazarlığı ya da işte o soru cevap sisteminden doğru yararlanmak, aracı doğru kullanmak çok daha önemli hale gelecek. Gerçekten insanlığın sınırlarını genişletiyor. Bu dijital çağda bize önemli katkılar sunuyor. Yasaklamak yerine doğru ve etik bir şekilde bu uygulamalardan nasıl yararlanabiliriz konusu çok daha da önem kazanacak gibi duruyor. Hocam bu konuyu programda daha da konuşmak isteriz ama süremiz burada son buluyor. Daha da konuşacağız, bu konuyu tartışacağız. Çok teşekkürler verdiğiniz bilgiler için. Davet ettiğiniz için ben teşekkür ederim. 100. yılda ülkemizde teknolojik gelişmelerinde hız kesmeden devam etmesini diliyorum ben. Çok teşekkürler. Çok teşekkürler. Sevgili izleyicilerimiz, bugün yapay zeka ve bilgi erişim konusunu ele aldık. Güncel tartışmaları değerlendirdik. Bir başka programda görüşünceye dek hoşça kalın.